Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gününü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulu atkan gün tertiptiki haberlerini huzuruna sunumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Amerika, Xitayının tətir təşviqatıqa qarşı mühim qədəm təşildi. Amerika avazının xəbərdi bildirilişə, Amerika Taşqı İşlər Ministeri Mike Pompeo 4. dekabr bayanat elan qılıb, Amerika Xitay otursudiki mədiniyət almaşdırış dəb atalğan 5 türlük planını bıraqlı əməldən qaldırğanlıqını bildirdi. Pompeo, Xitay dairlərinin məzgür 5 türlük planını çət əldiki təşviqat qoralı sübtədə işiltib gəlgənlikini, bu planqa qatnaşqıçılarının Xitay puhraları əməz, bəlkə Xitay əməldarları bulub gəlgənlikini təkidlidi. Pompeo bayanatı diyene yukarıki planının Amerika'nın 1961 yıldaki öz ara maarif ve medeniyet almaştırış kanunuğa asasen yolu kuyulganlıkını, Amerika hükümet hizmetçilerinin çet el hükümet meblağı bilen sayahat kılışıgı ruhsat kılınganlıkını, Xitay dairlerinin bu 5 türüne toluk meblağ bilen başkurduganlıkını, ama bu planlarının Xitay'nın yumuşak küçüge aylanganlıkını bildirdi. O bayanatı da Xitay əməldarlarını bulardın tuluk bahirman kılış üçün məzgür pilallarının inçkilik bilen tüzülgenlikini, ama söz ve yığılış erkenliki bulmağan adetki Xitay puhralarının bunun sırtı da kaldırılganlıqını təkidledi. Bildirilişçe Amerika toxtub etken 5 türlük plan bolsa, siyaset belgilgücülərinin Xitay maarif sayahat planı, Amerika Xitay dostluq planı, Amerika Xitay rəhbərlər almaştırış planı, Amerika Xitay okyan halkıgan almaştırış planı, Hong Kong Maarif Medeniyet Planı Katarlıqlar iken. Xitay Himalaya çigrasıdaki üstünlük oranını müstehkemleşke tırışmaqda. Amerika avazının 7. dekabrdaki haberde bildirilişçe, Xitay Butan bilen çigralındıgan, strategilik oranı hesaplandıgan Himalaya igizdikigi yakın cayda ul əsləhə qorup, bu rayonda üstünlük oranını müstehkemleşke tırışmaqda iken. Xəbərdi qayt qılınca, Xitayının Butandaki yavayı hayvanlar bağışçısıqı bolğan zimin təlipi yeni bir qıtım xalqaranın diqqətini qozğan. Amerika erişkən süni həmra sürətlərdi körüstləşcə, Xitayının quruluş əsləhəleri Doklam igizliki ətrafıda peyda bolğan. Xitay bilen Butan hər ikisi Doklam igizlikinin igilik hukukun tələb qılıvatqan bolub, bu rayon Hindistan üçünmü strategilik əhmiyyətki igeyikən. Yeni Dehlidiki Küzetküçüler Tətqiqat Fondunun analizçisi Manoj Joshi bu axtı toxtulub, bu hareketlerge qaraydıgan bolsa Xitayının zimin tələpi qılıvatqan rayonlardaki oranını müstehkemleşke oranı vatqanlıqını görümüz. Xitay Doklam rayonudaki ormanlıq rayonlarda yol ve yezi kuruşunu devamlaştırmaqda ve bu harekete arqılıq rayonda kaşılı peyda qılmaqda. Bu Xitayının Cənubi Deniz ve başka caylardaki yolsuz hareketi bilen oxşaş digen. Məlum buluşca Hindistan bir qıtım Butanğı vakaliden Xitayının igizlikini kontrol kılışının aldığını algan bulup, bu igizlik Hindistan'ın şarkışımaldaki devletleri bilen tutuşturduğun rayon ikken. Joshi'nin karışca Xitayının Himalaya teğida zimin talepi kılışı, Cənubi Asiyada hükümranlık oranını kolu keltiriş hareketinin bir kısımı bulup, Xitayının bu hareketi Hindistan bilen bulgan zimin macerası da evzel şaraitini kolu keltirişke urunuş ikken. Xitay dünyadaki demokratiya ve erkinlikke en çok tehdit. Amerika İstihbarat İdarısının yukarı derecelik emeldari Xitay'nın dünyadaki demokratiya ve erkinlikke 2. Dünya Urushidan bu yanki en çok tehditke aylanganlıkını bildirdi. Amerika'nın devletlik istihbarat müdiri John Ratcliffe bu sözlerini Wall Street Journal'ı gezide ilan kılgan Observer'da oturuğu koydu. O makalesinde mundaq dedi. İstihbaratlar şunu iniq görüstüdü ki, Beijing Amerika ve yarışarının başka caylarına iqtisadi, hərbi ve texniki cihetin hükümranlık kılışını oynaydı. O yana mundaq dedi. Xitay bugün Amerika'ya en çok tehdit. Şundaqla 2. Dünya Urushidan buyanki dünya miqyasida demokratiya ve erkinlik üçün en çok tehdit. Ratcliffe yana Xitay'a bolgan dikkatini aşırış üçün istihbaratka ajırtılgan 85 milyar dolarlık federasiya hamkötüdün məxsus məbləğ ajratqanlıqını bildirdi. Cumhuriyetçiler Partiyasının sabıq parlament əzası Ratcliffe Trump tarafından ötken ilə ətiyazda Amerikanın ən yuqarı dərəcəlik istihbarat xizmətiga təyinlənən idi. Uyğur ayalları qucaqdakı balısı bilən işləşkə məcbur olmaqda.
Xitayning yaqinqi yillardan beri millionlagan Sharq Turkiston xalqini jazo lagerlariga qamishi natijasida Sharq Turkistondagi oilalar parchalanib, iqtisodiy jihatdan mo vayron bo'lish holatiga yetdi. Xitoy bu orqali Sharq Turkiston xalqini arzon amga kuchi sifatida ishlashga majburlamoqda. Yaqinda ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sirlarda Sharq Turkistonning ma'lum bir joyida asosan ayol kishidan tarkib topgan bir turkum uyg'unlarning yangoq posti ajratib ishlayotganligi. Ularning ichida quchquda 10 oylik bo'g'iqini ko'tarib ishlayotgan ayollarning shundaqla kichik bolalarning ham borligi ko'rsatilgan. Bundan burunmi bir qism sinlarda boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning ham tuvan maosh olib ishlayotganligida ko'rinishi tarqalgan edi. Trump Georgia shtatidagi 2-chi bosqichlik saylovga aktiv qatnashish chaqiriqi e'lon qildi. Amerika prezidenti Donald Trump Georgia shtatidagi jumhuriyatchilarga chaqiriq e'lon qilib, 5 yanvar o'tkazilgan avom palatasi saylovga qatnashishi kerakligini ta'kidladi. Prezident Donald Trump avom palatasidagi jumhuriyatchilarning ko'pinchisining qismatini belgilaydigan Georgia shtatidagi 2-chi bosqichlik ballot tashlashdan ilgari Jumhuriyatchi nomzodlardan David Perdue va Kelly Loeflerni qo'llash uchun shtatga yetib bordi. Trump nutqida nurg'un kishilar va do'stlarim prezidentlik saylovi sababidan ochiqlanmoqda. Belat sandiqiga bormaylik deyishmoqda. Bular mening do'stlarim, bek yaxshi insonlar. Bu go'yo norozilik bildirishga o'xshaydi. Ammo bunda qilsanglar radikal solchilar g'alaba qiladi. Buncha belat o'g'irlanganligi va bizdan elinganligi uchun ochiqimiz bor. Biz bunda qila olmaymiz. Aslida dal aksini qilishimiz lozim dedi. Prezident saylamida soxtapazlik borligini va buning bir o'g'irlangan saylam ekanligini bildirgan Trump saylamga munosabatlik da'volar davom qilayotgan paytda partiyasini Georgia shtatidagi saylamning 2-chi bosqichiga tayyorlik qilishga chaqirdi. Georgia qonunlariga asosan har qanday bir nomzod avom palatasi saylamida 50% yoki undan ortiq ovozga erisha olmasa saylam 2-chi bosqichga qoladi. 3 noyabrda o'tkazilgan saylovda hozirgi palata a'zolaridan jumhuriyatchi Perdue va Loeffler kerakli nisbatda ballotga erisha olmagan, shuning uchun saylov 2-chi bosqichga qolgan edi. Agar Perdue va Loeffler bu qitim demokratchi Jon Ossoff va Rafael Warnockga qarshi saylovda uftirib qo'ysa, Jumhuriyatchilar partiyasi avom palatasidagi ko'p sonliqni demokratchilarga uftirib qo'ygan bo'ladi. Uyg'urlarning vaziyati Turkiya parlament yig'inida kun tartibga keldi. Turkiya Milliyet gazetasining bugungi xabarida bildirilishicha, Turkiyadagi o'qituvchi partiyalarning biri bo'lgan İYİ partiya Xitoyning Uyg'urlarga zulm qilayotganligini Turkiya parlament yig'inida qayta tilga olib o'tgan. Xabarda qayd qilinishicha, İYİ partiyaning muavin guruhi boshlig'i Musavat Darvish o'g'li va Anqaradagi parlament a'zosi Ibrahim Halil Oral Turkiya parlament yig'inida Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lidan bir necha savol so'ragan. Darvish o'g'li savolida Turkiya va Xitoy orasidagi hamkorlikning kunsiri kuchayotganligini, bulibmi yaqinqi yillarda hukumat belgilagan cho'ng turlarning ko'pinchisiga Xitoy shirkatlarining aktiv qatnashganligini, Turkiyaning Xitoydagi mustabid hokimiyat bilan bo'lgan munosabatiga qayta qarab chiqishi kerakligini ta'kidlagan. Ibrahim O'ralmo o'z savolida Sharq Turkistonda kishilik huquqining dafsanda qilinayotganligini bildirib, Qurilgan atalmış qayta tarbiyalash lagerlarda natsistlarning qilmishlarini aslatadigan harakatlar ijro qilinmoqda degan. Chavusho'g'li savollarga javob berib, Turkiyaning boshqa davlatlar bilan bo'lgan iqtisod va savdo munosabatida Dunyo savdo tashkilotining nizomlari va erkin bozor iqtisodiy prinsipiga hurmat qilib kelganligini bildirgan va boshqa davlatlar bilan hamkorlashgan asosda u davlatlardagi qondoshlarimiz va qirindoshlarimizning tili, dini va madaniyatini qo'g'dashga turmushini tinch va xotirjam davomlashtirishiga kafolatlik qilish hukumatimizning kuchlik va jiddiy usulda yo'l qo'yib kelayotgan milliy siyosati. Sharq Turkistondagi Uyg'ur turklarga qaratgan siyosatimizmi mushu ramka ichida ijro qilindi. Bu qondoshlarimizning ahvoli haqida Xitoy doiralari bilan o'xshamagan darajada muzokara qilinib kelyapti va bu masala Birlashgan Millatlar Tashkiloti qatorli xalqaro va rayonlardagi turli munbarlarda kun tartibga kelmoqda. Va yaqindan ko'zlanmoqda deganlarni bildirgan. Turkiyada bir kun ichida Xitoy virus sababli 195 kishi qazo qildi. 6 dekabr Turkiya Jumhuriyati Sahiya ministri Fahrettin Koca bir kun ichida Xitoy virusi bilan qazo qilganlarning 195 ga yetganligini e'lon qildi. Sahiya ministerining ma'lumotiga asoslanganda Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlandi deb gumon qilingan
174,761 kişi tekşürülüş arkalık yeniden 30,402 kişinin yukumlanğalıqı eniklanğan. Növete 6,093 kişi doktorhanda bulup, bir gün içide yana 195 kişi kaza kılıp, 4,011 kişinin salametliği əsliki gelgen. Növete Türkiye'de Xitay virusu başlanğandan beri salametliği əsliki gelgenler cemi 431,253 kişi kaza kılgallar 14,900 kişi yetken. Nöbette keseli iğir bimar 5805 iken. Fahrettin Koca yana keseli iğir bimarlarının köpeyiş nispetinin tövelleşke başlıqalıqını, tedbir ve çekilmelerinin təsirini körüşünü ümit kıldıqalıqını, tedbirlerge əməl kılış həmmi kişinin insani məcburiyeti ihkallikini, yukumlanğıçılarının davamlıq köpeyiş haletidi ihkallikini, şuna barlıq puhralarının adem köp toplaşkan ammevi sorullardın yıraq duruşu gereklikini təkidledi. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bir günkü haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaqlı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleykum ve rahmetullah.